Evet, geliniz bugün sizlerle taze incirden cips yapalım. Patates cipsi olur da incirin cipsi olmaz mı? Ben denedim ve başarılı oldum. Bundan sonra bu cipsler artık kış hazırlıkları sırasında hayatımda yer alacak. Çocukların beslenme çantaları içinde harika, doğal, sağlıklı ara öğünler olabilirler. Bu cipsleri ben nasıl çalışmışım, bugün sizlere en ince ayrıntısına kadar püf noktalarıyla anlatmak istiyorum. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Ben bu cipsleri sarı incirlerden yaptım. Bunlar da kuru incirler. Aynı bunların tadında ve lezzetinde olduğu cipsler. Sert, taze incirleri yanlamasına üçe kestim ve bunları güneş alan bir yerde kuruttum. Daha sonra işlemlerden geçirdim ve gayet güzel oldular. Eylül ayının sonlarına geldik. Sarı incirler bitti ama güz incirleri pazarda yerlerini aldı. Bence güz incirlerinden denemeye değer. Bir hafta içerisinde hemen cipsler oluyor. Ama geceleyin çiğ yağdığı için artık üzerini örterek yapalım geceleri. Denemek isteyenlere kolay gelsin ve iyi seyirler diliyorum. Birinci püf nokta, satın aldığınız incirleri biraz buzdolabında bekletiniz. İkinci püf nokta, asla yıkamayınız. Sadece örnek olarak yıkadım. Çünkü yıkadıklarım kuruduğunda bu şekilde karardılar. Bu yıkanmamış olanlar, bu da yıkanmış olanlar. Demek ki en önemli püf noktalarından birisi incirlerimizi asla yıkamıyoruz. Fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıdı serelim ve incirlerimizi şu şekilde keselim. Üst ve taban kısmındaki yuvarlaklığı kestikten sonra geri kalan bölümü eşit 3 parçaya bölerek fırın kağıdının üzerine serelim. Üst ve alt taban kısmını ince olarak kesip geri kalan bölümleri eşit olarak üçe ayırdım. Gözlemlediğiniz gibi. İncir cipsi yaparken başarılı olabilmemiz için diğer püf noktalarından birisi de sert olan incir satın alalım. Benim burada yaklaşık 5 kilo incirim var. Bir iki tanesini belki yemişimdir. Yumuşak olanları tercih etmeyelim. Hem dilimlerken zorlanıyoruz, hem de kuruma sırasında şekilsiz olarak kuruyacaklarından bu şekilde yumuşak olanları almayalım. Sert incirleri satın alalım. Hem dilimlemesi kolay, hem de çabuk kurumaktalar. Şu sıralar artık sarı incirler pazarda satılmamakta kalmadı. Ama güz incirleri dolu. Uygun fiyata bulduğunuzda hiç bence kaçırmayın, deneyiniz derim. Çok ermiş olan incirleri ayıralım. Bunlardan pestil yapabiliriz. Daha önce yapımını paylaştım. Oradan izleyebilirsiniz. 3 tepsi oldu. Bir tepsiye de tülbent sererek dizdim incirleri. Bu şekilde bunları ayıralım. Artanları şimdi güneşe çıkararak terasta kurumaya bırakıyorum. Bu bez üzerindekiler daha önceki bir gün önceki serdiklerim. Tabii ki ben bu arada kış hazırlıklarını bütün hızımla devam ediyorum. Bir tarafta pestiller, bir tarafta salçalar, bir tarafta domates kurutuyorum. Kış hazırlıklarını seviyorum. Ve bunların yapımını sizlere elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Sizler için fikir olsun diye. 3 tepsiye sermiş olduğum bu dilimlenmiş incirleri ertesi gün çevirelim. Bu çevirme işlemi önemli. Tek taraflı asla kurumazlar. Daha doğrusu küflenir ya da böceklenirler. Bu yüzden çevirelim. Bence havadar yer olması çok önemli kururken alttan da hava alması lazım. Ben bu tepside çevirdikten sonra bir gün sonra tamamını masa üzerindeki bezin üzerine aldım. Burada daha iyi kurusunlar diye. Çünkü fırın kağıdında
Tam kurumayabilir. Her gün çevirme işlemini unutmayalım. Bu önemli. Başka püf noktalarından birisi de her gün muhakkak çevirmeyi unutmayalım. Çünkü tek taraflı kurursa muhakkak küflenir. Ben 3 tepsideki incirleri de masa üzerindeki kalın bezin üzerine aldım. Hem daha kolay kurusunlar hem de bu şekilde yer değiştirerek hava almasını sağladım. Bu şekilde manav kasalarının üzerinde bile olabilir. Bu da başka bir gün. Artık cipsler, dilimlemiş olduğum incirler kurumaya başladı. Kurumaya başlasa bile yine çeviriyorum. Tabii ki ziyaretçilerimiz de var. Fırın ızgarası üzerinde de denedim. Burada da çok kolay kurumakta. Daha sonra cipslerimi ben manav kasalarının üzerine kullanmadığım bir sinekliği yerleştirerek hem alttan da hava almasını sağlamak açısından buraya yerleştirdim. Burada kurumaları hızlandı. Tülbent üzerindekiler sonradan satın aldıklarım. Açıkta olanlar sizlerle birlikte 5 kilo dilimlediğim incir cipsleri. Bir hafta sonra kurudular. Artık içeriye alabiliriz. Bu sarı düzgün kuruyanlar, yıkanmamış olanlar, kararara kuruyanlar da yıkanmış olanlar. Demek ki yıkamadan kurutuyoruz. Gelin 5 kilo incirden ne kadar cips çıktı? Bunu tartalım. Siz yıkamadan yapacak olduğunuzdan biraz daha fazla çıkar. Tarttığımızda evet 5 kilodan 1 kilo cips çıktı. Bu da 250 gram kadar. Şimdi bandırma işlemi için bize bir sepet ya da süzgü gerekli. Tülbent, 5-6 tane defne yaprağı, 1 çay kaşığı kekik, yine 1 çay kaşığı karanfil 10 kadar. Büyük bir tencerenin içerisine su koyup kaynamaya bırakalım. Bu kaynaya dursun. Biz artık incirlerimizi bir haftadır dışarıda kuruttuğumuz için hem tozlandı hem de daha önceden yıkamadan kurutmuştuk. Buradaki tozları ve diğer pislikleri gidinceye kadar yıkayalım ve süzgünün içerisine alalım. Kuruma sırasında şuna da dikkat edelim. Gözden kaçtı, söylemeyi unuttum. Gece çiğ yağarsa buna dikkat edelim. Gece üstünü muhakkak örtelim. Bir çay kaşığı kekik, karanfiller ve 5-6 defne yaprağımızı kaynayan suyun içerisine boşalttıktan sonra biraz kaynamasını sağlayalım ki suyun rengi defne yapraklarının yeşil rengini alıncaya kadar, karanfilin kokusu çıkıncaya kadar biraz daha kaynatalım. Bir taşım kaynadıktan sonra evet, defne yaprakları, karanfil, kekik iyice kaynaştıktan sonra sepetin içerisine biraz incir cipslerimizi koydum ve birden 15'e kadar sayarak bu kaynayan suyun içerisinde bekletiyorum. Çok fazla kalmasına gerek yok. Bu bandırma işlemini niye yapıyoruz? Çünkü hem daha dayanıklı hem hafif bir koku almasını sağlıyorum. Bu defne, karanfil ve kekik ile. Çünkü normal kuru incirleri de bu şekilde köyde bandırmaktalar. Siz bu şekilde sepet bulmayabilirsiniz. Süzgü yardımıyla da olabilir. Birden 15'e kadar sayıp suyun içinde beklettikten sonra çıkaralım ve süzgünün üzerine alalım.
Söylediğim kurallara dikkat ederseniz siz de bu cipsi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Kış hazırlıkları arasında birinci olarak bence ön sıralara alınız derim. Ben de bu sene ilk defa denedim ama başarılı oldum. Tamamını bandırdıktan sonra yine güneş alan terasa çıkarıp tülbentin üzerine serdim. Bu şekilde bir gün beklemeye bırakıyorum. Ters yüz çevirerek daha iyi kurumasını sağladıktan sonra bunları içeriye alıyorum. Bunlar da yine dayanamayıp aldığım güz incirlerinden fırın ızgarası üzerinde kurutuyorum. Bir gün sonra kuruyan cipsleri içeriye aldım. Şimdi sıra paketleme zamanında. Gözlemlediğiniz gibi tertemiz mis gibi cipslerimiz oldu. Yumuşaklığı da yerinde. Bize bu aşamadan sonra defne yaprağı ve paketçilerden satın aldığımız küçük plastik kaplar gerekli. Elimizle de biraz şekil vererek cipslerimizi bu plastik kapların içerisine yerleştiriyorum. Koyu kuruyanları da yine bu arada ayırarak itinalı bir şekilde cipsleri bu kabın içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine bir tane defne yaprağı yerleştirdikten sonra kapağını kapatıp bu şekilde diğerlerini de hazırlayalım. Son dokunuş defne yaprağı olmazsa olmaz, hem ona koku vermekte. 1 kilo cipsi 4 küçük plastik kaba yerleştirdikten sonra görünüşleri çok güzel oldu. Hediye de verebilirsiniz sevdiklerinize. Ben derin dondurucuya attım bu 4 kabı. Daha önce de hazırlamıştım. Evet, bugün sizlere sarı yaz incirinden, güz incirleri de olabilir, kurumuş incir lezzetinde ilk defa denediğim bu cipslerin yapımını elimden geldiğince, dilimden döndüğünce anlatmaya çalıştım. Aralarına ceviz ya da fındık ilave ederek çocuklarımızın beslenme çantası için harika ara öğün olur. Bir de yağlı kağıda sarabiliriz, paket edebiliriz. Asla alüminyum folyolara sarmayalım. Şimdi sararken aklıma geldi. Bunu şekere çevirebiliriz. Şeker paketi gibi kıvırdıktan sonra bir de üzerine kalemle gülen yüz de çizince çocuklarımız için sürpriz ara öğünler olabilir. Şimdilik başka projelerde İzmir Ödemiş'ten buluşmak üzere hoşça kalınız diyorum. Sevgiyle kalınız diyorum.